Merhaba, bu hafta artan benzin ve motorun fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet iyi oluyor. Daha çok artırılması lazım. Yani zamlardan memnunsunuz. Son derece memnunum. Peki sizce Türkiye dışa bağımlı bir ülke mi yoksa özgür mü? Şimdi... Yani ciddi mi sordunuz bu soruyu? Evet, ya bayağı çok espiritüel bir soru. Adamların öyle anlaşılıyor ki, inanın dertleri ne Türkiye ne ekonomi. Bu adamların dertleri iktidarın şu veyahut da bu şekilde yürütebilmesi. Gerekirse harp çıkaracaklardır bunun için. Ama genel şöyle bir baktığınız vakit bu adamların ne niyet olarak ne bilgi olarak Türkiye'yi bu düşürdükleri çukurun içinden çıkarmalarına imkan yok. Merhaba arkadaşlar, ben Buse'n Pirinçioğlu. Bugün Urla Malgaca Pazarı'ndayız. Halkımıza artan benzin ve motorun fiyatları ile ilgili sorular soracağız. Bakalım nasıl cevaplarıyla karşılaşacağız. Videolarımızın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmanızı umuyoruz. İyi seyirler dileriz. Merhaba, bu hafta artan benzin ve motorun fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet iyi oluyor. Daha çok artırılması lazım. Yani zamlardan memnunsunuz. Son derece memnunum. Zamların daha çok olması gerekiyor. Halk zaten çok memnun. Benzin fiyatları daha çok yükselmeli. Elektrik fiyatları da yükselmeli. Hatta bugünlerde elektrik güncellemesi yapılacak. Gaz fiyatları zaten çok yükselmeli. Tam kış sezonu geliyor. Bundan daha iyisi olamaz. Çünkü bu iktidardan kurtulmanın yolu bu iktidarın gerçek yüzünü göstermekle mümkün. Bunların bu benzin %44 benzine zam yapıyor. 3 gün sonra bir %28 daha koyuyor üzerine. Vatandaşa soruyorsun memnun musun diye. Ya buna vatandaş memnunsa bu ülkede bir şeyler sağlıklı gitmiyor demektir zaten. Yani bir insanın gelirinde herhangi bir artış olmadan giderinde devletin cebine elini sokup astronomik artışlar olmasından vatandaşın memnun olması zaten sağlıklı bir şey değildir. O zaman ya vatandaş sağlıklı değil ya vatandaşı yönetenler sağlıklı değiller. Eğer siz... Evet. Siz iki tamamen Haluk Bey'le aynı fikirdeyim tabii. Yani Türkiye'nin kaldıracağı bir gibi bir yük değil bu. Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük gibi bir yük değil. Göreceksiniz yani bu giderek artan bir şey. İktisat böyle durduk yerde bir kere bir tekme vurduğunuz bir şey yaptı değil. Giderek artan bir kötülüğe doğru gidiyor bu. Şöyle diyeyim. İnanın ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnanın ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani nasıl düzelir peki sizce bu durum? Bu ekonomi nasıl düzelebilir? Bir, en başta bunların gitmesi lazım. Yani ciddi söylüyorum. Piyasa dediğiniz hadise Türkiye'de veyahut da başka yerde beklentilerle, güvenilebilirlikle, öngörülebilirlikle herkesin söylediği laflar bunlar. Ve bunlar doğru. Bunlar doğru. Bu adamların öyle anlaşılıyor ki İnanın dertleri ne Türkiye ne ekonomi. Bu adamların dertleri iktidarın şu veyahut da bu şekilde yürütebilmesi. Gerekirse harp çıkaracaklardır bunun için. Ama genel şöyle bir baktığınız vakit bu adamların ne niyet olarak ne bilgi olarak Türkiye'yi bu düşürdükleri çukurun içinden çıkarmalarına imkan yok. Peki sizce Türkiye dışa bağımlı bir ülke mi yoksa özgür mü? Şimdi... Yani ciddi mi sordunuz bu soruyu? Evet, ya bayağı çok espiritüel bir soruydu. Aynı espriyle cevap verelim buna. Yani tabii çeşitli bağlar var mesela biliyorsunuz. Bu bağları işte gemici bağları var. Ondan sonra doğumda işte anne karnında bebe bağları var falan filan. Bu bağların içerisinde bunları ayıklamak lazım yani. Ya bu sorular gerçekten bunları artık sorabiliyorsak, hala sorabiliyorsak Türkiye'de hala demek ki bazı şeyler normal değil. Yani hala toplumun bu zamlardan memnun olup olmadığı, işte bu ekonomiyle ayakta kalıp kalamayacağı, bunun düzelmesi için ne yapılması gerektiği. Bunlar Türkiye çoktan aştı. Artık Türkiye'nin önünde tek bir sayaç var. Gün sayıyoruz. Herkes gün sayıyor. Bak bu gençlere sorun. Hiçbirisi bu ülkede geleceklerini planlamıyor. Bütün sorunun cevabı buradadır. Bu gençlerin hepsi için hayatlarının geleceğini planlama olanakları kalmamışsa bu ülkede artık bu iktidara tahammül sınırları sona ermiştir demek ki. Bir an önce sandığın halkın önüne gelmesini beklemek lazım. Geldiği gün AKP'den kurtulacağız. Peki AKP'den kurtulduğumuz zaman nasıl bir düzen inşa edeceğiz? Dünya onu konuşuyor. Hocam belki daha farklı şeyler söyleyecektir ama dünya diyor ki
1923'te Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde karma ekonomiyi anlatıyor. Diyor ki dünyada özel sektör ve kamu sektörü işbirliği içerisinde ülkelerin girişimci devlet modeliyle kalkınmaları mümkündür diyor. Şimdi aradan tam 100 yıl geçti. Bugün dünya işte büyük ekonomistler dünyadaki atıf yapılan ekonomistlerin ortak paydasında girişimci ekonomiyi konuşuyor. Yani bir taraftan kamu öbür taraftan özel sektör bir bütünlük iktisadi bütünlük içerisinde girişimci ekonomiyle ülkelerin tekrar yeniden kalkınma modelini sürdürülebilir hale getireceğini söylüyorlar. Hocamın uzmanlık alanı ben hukukçuyum. Hocam daha burada. Hukukçu, hukukçu. Yok, şimdi Haluk'un bıraktığı yerden başlayayım. Şurası ortaya çıktı ki son 50 yılda diyeyim. Bu dünya çevresindeki azgın kapitalizm dediğimiz şey ne kendilerine ne dünyanın herhangi bir yerine faydası olmuş bir yapı değil. İkincisi baktığınız vakit ileriye doğru birazcık baktığınız vakit ortaya çıkan bir şey var ki insanlığın karşısındaki bir takım dertler migrasyonlardan tutun, nüfustan tutun, pandemilerden tutun, kapitalizmin yarattığı eşitsizlikten tutun. Tek bir ulus devletinin ne kadar büyük olursa olsun kendi kendine üstesinden gelebileceği bir şey değil. Dolayısıyla belli ki kendine güveni olan, o güvenle ortaya çıkıp yaratıcı ileriye dönük fikirler koyan kitlelerin içinde değilseniz gene bunların peşinden koşmaya devam edeceksiniz demektir. Türkiye her şu son zamanlarda attığı her adımla o grubun düşünen, ileriye bakan grubun dışına kendisini çekmiş bir memlekettir. Binlerce yıl geriye götürmeye çalışmaktadır Türkiye ileriye bakacağına. Bu durumda çok yani hakikaten zor dediği çoğun derece doğru. Bir an evvel bu insanların yarattığı modelden uzaklaşıp daha katılımcı, daha kendine güvenle ortaya çıkan, yaratıcı fikirleri ortaya çıkaran bir görünüme girmesi lazım Türkiye'nin. Peki şu an pek çok dünya ama ülkelerinde bir kriz var. Bayağı güzel söyleşiden çıktı ama. Ama çok güzel konuşuyorsunuz o yüzden kesemedim. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yayınlar dinliyorum.